şimdi durma. Ben seni öyle sevmiştim. Yalnızım ben, çok yalnızım. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Sevgili seyircilerimiz, İş Sanat'tan yine çok özel, özgün bir projeyle karşınızdayız. Sevgili Çağan Irmak, kendi filmlerinden şarkıları oyuncu dostlarıyla, oyuncu arkadaşlarıyla bu akşam İş Sanat sahnesinde seslendirecek. Bu özel konserin müzik direktörlüğünü sevgili Sabri Tulu Tırpan üstleniyor ve biz geniş bir kadrodan, sahnede olacak geniş bir kadrodan bir grupla beraberiz. Çağan Irmak bizimle, hoş geldin Çağan. Sabri Tulu Tırpan, Yetkin Dikinciler, Işıl Yücesoy, Cemal Hüna ve Gökçe Bahadır. Çok teşekkür ediyorum bizimle paylaştığınız için. Çünkü provalar sürüyor. Son derecede heyecanlı, tempolu bir andayız. Biz baştan beri çok heyecanlandık bu projeyi. İş Sanat'ın programını sezon başında duyururken çok heyecanlandık ve hemen aklıma o geldi. Hani birlikte film çekmek ayrı bir duygu ama böyle bir gün birlikte filmlerinden şarkıları sahnede söylemek aklında mıydı? Hep gönlünde olan bir duygu muydu? Aslında proje bana önerildi, benim bir fikrim değil. Süper. Sevgili Mustafa Oğuz'un fikri. Tülü Bey'le birlikte daha önce zaten birkaç bir çalışmamız olmuştu. Biz kendimizi onlara teslim ettik. Ama bu nasıl bir duygu derseniz, valla yani insanın bütün hayatı gözünün önünden geçiyor. Film şeridi gibi. Yani yıllarca siz o seyirci koltuğundaydınız. Şimdi de ben kendimi böyle bir izliyorum. İyi ki bunları yapmışım dedim ya. Bu akşam biraz duygusal bir akşam benim için. Çok doğru. Bir de aslarımı, starlarımı böyle yanımda görünce iyice heyecanlanıyorum. Baksanıza yani. Hem kadro. Ve o duygu gerçekten hissediliyor. Provalarda bir kısmına tanıklık ettim, ben de heyecanlandım. Valla biz sırtımızı bu dağ gibi adama dayadık. Hocam evet yani, siz anlatın. Omuzlarıma ağrılar girdi. Omuzlarıma güveniyoruz. Burada enteresan bir durum var. Burada belki de yönetmenlik gerçek anlamıyla biraz da sizin üzerinizde oldu. Şimdi roller değişti mi? Nasıl bir kesinlikle rol paylaşımı var? Enteresan. Hocam, güzel, buyurun. Böyle hocam düşünmemiştim esasında. Yo, ben Çağan'ın filmlerinin müziklerini ya da müziklerinin filmlerini, ikisi de olabilir. Evet. Tabii Çağan'ı çok tanımadan önce tanıdım. İzledik. Beraber işte o filmlerle güldük, ağladık. Bir dönem esasında gerçekten hepimizin hayatlarına çok girdi diye düşünüyorum. Ve müziği de bu kadar güzel kullanmak resimle beraber, fotoğrafla çok kolay bir iş değil. Yani ikisinin bu şekilde bu kadar güzel paslaşması, fotoğrafı gördüğünüzde o müziği duymanız, yani kulaklarınızla görebilmeniz ve gözlerinizle duyabilmeniz esasında o kadar çok çok kolay bir iş değil. Yani bu Fellini-Nina Rota ilişkisi gibi bir ilişkilendirme kurmak. O yüzden ben müzisyen olarak tabii çok şanslıyım. Böyle bir yönetmenin yanında durup böyle harikulade oyuncu dostlarla birlikte sahnede durduğum için ben de çok şanslı ve çok mutluyum. Evet, bu filmlerin müzikleri hafızalarda yer etti gerçekten. Belki film müziklerinin önemi tartışılmaz zaten ama Çağan'ın filmlerinde hikayeler kadar müzikler de aklımızda kaldı karelerle birlikte. Ki Yetkin birçok projede, önemli projelerde hep Çağan'la çalıştı. Ve ben Yetkin'in şarkı söylediğini o Kızım İçin filminde öğrenmiştim. Ondan önce bilmiyordum doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi nasıl hissediyorsun? Ben hala bilmiyorum. Söyleyeyim söyleyemediğimi yine bir kere daha bu akşam ben de kendi adıma denemiş olacağım. Tulu sorduğunda duyuyor musun kendini diye, duymasam daha iyi diyorum zaten. Ama biz konuştuk Çağan'la. Bu işi duygusuyla yapacağız. Kesinlikle öyle. Hani bilgi, belge hiçbir şeye gerek yok. Evet. Belgesel değil peşinde belgesel olduğumuz. Galiba şöyle bir şey hissediyorum ben de. Düz yazı insanın alnındaki, bundandır kafiye arayışı. Şiirler ondan yazılıyor. Bir çırpıda söyleyemediklerimizi resmediyoruz bazen. Bazen heykele dönüşüyor, bazen filme. Çoğunlukla da şarkılara dönüşüyor. Şarkı söylemek özgürlüktür. Biz yıllar boyunca ne mutlu ki Çağan'la birlikte şarkılar söylemişiz. Hani sahneye çıkmadan,
Beyaz Perde için şarkılar söylemişiz. Tam da deyim yerinde ise hayat şarkıları söylemişiz. Şimdi o şarkılardan sızanları, o maziden kalan bin hatırayı bir de müzikal olarak Tulu Tırpan'ın yönetmenliğinde sahneye taşıyoruz. Bir nevi kendi kendimize bir özet geçmiş oluyoruz. Hmm. Hayat özetlenmez ama kendimize bir tortu çalmaya çalışıyoruz belki. Onun heyecanındayız. Güzel anlattı yine değil mi Can? Güzel anlatmak... Şiir gibi konuşuyorsun. O kısmında biz yetkinler böyle kalıyoruz. Yetkinden sonra biz konuşmayacağız herhalde değil mi? Yani çünkü hepimiz şöyle bir kaldık. En çok da Cemal bakıyor gözüme. Soracaksın değil mi? Her şey söylüyorum. Son noktayı koydu bence. Ya biz şu an duygulandık zaten gözlerimiz. Harikasın. İşimiz hayatımız duygu zaten. Harika bir deneyim duyguda olacak eminim. Işıl ablacığım kıymetlimiz gerçekten ve biz en son Unutursam Fısıldağı için bir kez daha buluştuğumuzda aslında o da başka bir heyecandı. Ve şimdi benim için özel de bir anlamı var. Ben bugün bir kez daha Ya Seninle Ya Sensiz'i dinledim gelmeden önce. Şöyle bir yılına baktım. 45'likmiş Işıl abla. Tabii. Değil mi? Ben de 45'liyim zaten. Ve ne kadar 45'likten kalma. Ne kadar güçlü bir ses, ne kadar özel bir yorum. Biraz önce provada da dinleme şansım oldu. Muhteşem, öyle söyleyeyim. Ya, olur mu öyle şimdi şey? O film deneyiminin ardından yıllar sonra böyle bir sebeple sahnede olmak nasıl bir duygu, size de öyle sorayım. Vallahi ben sanatta Benjamin Button olmaya kararlıyım. Her dalında ben tekrar bir ne zaman patlayacağım belli olmaz. Çünkü yaptığım işi çok seviyorum. Evet. Çağını çok seviyorum. O zaten benim hayatımın çok önemli noktalarında birdenbire böyle bir mantar gibi bir yerlerden çıkar ve girer. Epey hayat borçluyum ona. Bu kez de öyle oldu. Ablacığım beraber olalım, ay olmaz mıyım dedim. Bana bir fitil verdi. Şimdi ben artık başka bir şey mecraya giriyorum herhalde. Seviyorum ya, seviyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum. Evet, biz de sahnede özellikle böyle canlı canlı görmeyi çok seviyoruz. Öyle ne söyleyeyim. Kadar özlemişim, çok ne kadar özlemişim. Gittim, onlar prova yaparken tek tek aletleri okşadım, baktım, hepsini öptüm çocukların. Evet, ne bileyim, kemanın arşesini özlemişim, o sahnenin tozunu özlemişim. Ay özleniyor. Özleniyor. Çok özleniyor. Paşam sana çok teşekkür ederim. Yavrum benim. Teşekkür ederim. Bir duygu seli olacak evet. Can şimdiden belli. Müthiş bir gece olacak. Müthiş evet. Müthiş bir gece müthiş olacak. Bir gece olacak. Ve geldik Cemal'e. Böyle de sırayla gidiyorum. Katılamayanlar için belki kanalınız sonra banttan verecek diye bir bilgi ulaştı. Tabii o yüzden şimdi hani bunu burada belirtelim. Üzülenler olabilir çünkü sadece İstanbul'da oldu, gelemeyenler televizyonda izleme şansına sahip. Tabii onu duyuracağım. Onu duyuracağım. Net tarih vermeyeceğim ama onu da biz zaten anons edeceğiz. Çok kez anons edeceğiz. Cemal'i de ben evet pek çoğu ıssız adamla belki bildi ama Cemal de Çağla en baştan beri çalışan isimlerden biri ve çok sonra elinde gitarın şarkı söylerken gördüm ben seni ama ıssız adam zamanı bilmiyorduk tahminen. Böyle gitarla ve şiirle şarkıyla alakan olduğunu. Şimdi herhalde bu biraz tamamlayan olacak. Bu kez sahnede ne olacak? Aslında müzik benim için bir hobi. Hiçbir zaman profesyonel olarak düşünmedim. Hani bizim evde her zaman müzik vardı. Hani. Ama hep müziğe yakın olmuşsun. Tabii içindeydim. Evet. Hani babam evet. Gitar çalardı. Ben onun evet. söylediği şarkılarla büyüdüm ama burası çok farklı bir şey. Yani bu insanlarla yaptığımız o kadar gerçek ki burada. Evet. Hiçbir gerçek duygu arayışında hiçbir şey de yok ve çok bütünleşmiş bir kalabalık bu. Hı-hı. Beraber çok güzel şeyler yapmış bir kalabalık. Gerçekten onlarla beraber o sahnede olmak, sahne arkasında olmak, onları izlemek, onları dinlemek, oraya çıkmak tarifsiz bir mutluluk. Çok gerçek çünkü. Çok gerçek ve ete kemiğe bürünmüş gibi değil mi? Bütün o şarkıları bir arada tekrar. Tabii bir de tek tek söylenirken hani ben mesela Işıl ablaya bakıyorum. O gece o sahnede yaşadığımız şeyi hatırlıyoruz. Evet. O artık sözlere gözlerle anlaşılıyor. Yani gülümsüyor. Neyi hatırladığını ben biliyorum. Söylemesem de mesela. O bana söylemese de. Öyle bir şey. İnanılmaz bir paylaşım var ardında. Yani annemi oynamış.
dedemin insanlarında annemi oynadı. Burada bu akşam şarkı söylüyor. Yani hani artık benim için organik bir bağ var. Böyle de bir bağ var. Bak böyle bir bağ var. Söylemeyi unutmayalım. Evet, Gökçe için artık müzik giderek ağırlığını arttırıyor diyeceğim. Çünkü Gökçe albüme de hazırlanıyormuşsun, öyle mi? Yok aslında bunlar... öyle bir şey. Yok mu? Yok aslında iyi şey. Ama Çağ'ın sayesinde böyle gecelerle müzik şeyimi de geliştiriyorum bu arada. Evet, evet. Bağ deyince aslında orada bir şey aklıma geldi. Mesela ben Çağ'la sadece tek bir filmde çalıştım. Herhalde bundan bir 4-5 sene önceydi. Evet. Ama Çağ'la bir filmde oynamak sadece onunla bağ kurmaya başlamanın bir yolu. İşte aradan sadece 5 sene geçmiş, bugün yine buradayım. Aradan 10 sene sonrasında geçse de yine bir gece olduğunda yine birlikte olacağız eminim. Ben bu, de olacağım. Tabii ki. 10 sene. Hep beraber. Zor iş. Hep beraber. Programın sonuna doğru bir çete olup önümüze gelene 100 tekme diye biz burada tartonlar gibi. Birlik bu enerjiyle. Bu enerjiyle bu gece buradayız, evet, evet. Ama gerçekten de bu enerjiyle buradayız. Çünkü hiçbirimiz hiçbir şey düşünmeden Çağ'ın gecesi var, böyle bir durum var. Evet, orada olmalıyız. Bu an hep beraber yaşamalıyız. Tam bir sevgi buluş. Çağ'ın arayınca akan sular duruyor. Evet, akan sular durdu hepimiz için. Ne kadar zaman geçmiş olursa üzerinden ya da ne kadar çok çalışmış, az çalışmış, bunun hiçbir farkı olmuyor. Tamamen o kurduğunuz bağla ilgili bir durum. Böyle. Ve, şu da var. Ne kadar ayrı bir ihtisas konusu da olsa, evet, Çağ'ını biz şarkıcı ya da yorumcu olarak tanımıyoruz elbette. Ama bu akşam duygusuyla söylemektir asıl olan. Onu da konuştuk. Ya ben şuna inanıyorum. Yani herkes şarkı söylemeli. Sesi kötü olan da olmayan da herkes umut, şarkı. Umut veriyorsun hepimiz. O şöyle bir şey. O hocalarımız daha iyi bilir ama yani insanın bedenini terbiye etme şekli. Mesela oğlunuzu kızınızı oyunculuk okumaya, oyuncu olmasa da oyunculuk okusun. Çünkü o hayatına etki edecek bir şeydir. Küçük yaşta baleye gönderilen biri dik durmayı, evet, yürümeyi öğreniyor. Balerin olmasına gerek yok. Bunların hepsi hayatımızda bir disiplin bence. Ve deneyimlemek çok güzel. Değer katıyor. Kesinlikle bir vizyonumuza değer katıyor. Da değer katıyor elbette. Yani ben senaryo yazarken bile yani mesela benim tek müziksiz filmim Karanlıktakiler. Hiç müzik yoktur filmde. Ama kendi içinde bir müziği var. Çünkü senaryosunda duru var, esi var, koşu var, sessizliği var. Bunlar zaten müzik. Bana göre dünyadaki en eski sanat çünkü ses. Evet. Ve ritim. Bunu sormayı da düşündüm. Merak ettiğim bir yanı. Çağ'ın film müzikleri gerçekten hep çok özel oldu. Peki filmi yaparken o şarkılar müzikte bir yandan eşlik ediyor mu? Aklında oluyor mu? Ya da bir şarkı, evet, sana bir kareyi kesinlikle öyle getiriyor yani mu? Yani aslında hep konuşulur film, yani müzik filmi zehirler, doğrudur, bu görüşe de katılıyorum ben. Fakat hani ben de bir hikaye anlatma aracı olarak kullanmayı seviyorum. Yani bazen evet şarkısı kendiliğinden geliyor, bazen de Unutursam Fısılda'da olduğu gibi bütün şarkılar sıfırdan film için yapılıyor. Evet. Değerli Kenan'ı da burada analım. Evet, Kenan Doğulu'nun da hakkını yememek lazım. Çok özel bir soundtrack çıktı. Filmlerinin çoğunun soundtrack'ı öyle oldu ama peki bu akşam nasıl bir akış yaptınız? Çok da müzik ve şarkı var. Hepsini bu akşam icra etmek de zor olacak. Hocam biraz sizden bilgi alayım. Repertuar nasıl belirlendi? Bütün soundtrack'leri dinledik tabii. İçlerinde seyircinin çok da bildiği ve böyle bir gecede duymak isteyeceğini düşündüğümüz parçaları ön plana aldık. Ondan sonra bizimle beraber olacak olan arkadaşların en güzel neleri seslendirebileceğini düşünerekten bir program oluşturduk. İşte elene çünkü bu dinlediğinizden de çok daha fazla parça var esasında. Tabii. Şu andaki noktaya geldi. Birazcık da tabii enerji seviyesini de belli bir noktanın üstünde tutmaya çalışıyorsun filan. Ama çok enteresan oldu. Yani benim için de belli bir dönemin müziklerini ben hiç böyle çıkıp sahnede canlı çalmamıştım. Bu da enteresan. Doğru. Sadece şarkılar değil, skorları da çalacak. Evet, skorlar da var. Film müziklerinden de iki tane overtür hazırladım ben. Parçalar alıp onları işte bir şekilde iç içe geçirip çıkartıp filan. Yani o açıdan çok enteresan oldu esasında. Herkes için farklı bir deneyim oldu bu durumda, öyle değil mi? Belki şöyle de sorabilirim ki, buna hepimiz belki fikrimizi söyleriz. Şimdi 70'lerden çokça şarkı vardır senin filmlerinde.
aslında biraz nostaljiktir. Ben kendi adıma fazla nostalji sevmem mesela. Ben de hiç sevmem öyle aslında. Mi? Ama hep nostaljik bir insanmışım gibi görüldü bu. Evet, evet, evet. Sadece şu var, yani geçmişi yok saymıyorum ama ben şimdinin gençlerine, şimdinin insanların ve yaşadığımız bugünün kıymetli olduğuna inanıyorum. Kıymetli derken hissetmek gerektiğine inanıyorum. Yani ben şimdiki çocuklara inanamıyorum. Hepsi çok zeki. Şimdiki gençlere inanamıyorum. Hepsi çok zeki. Bunlara çok saygı duyuyorum ve artık yaşlandıkça ben bilmiyorum demeyi öğrendim. Çünkü onlar çok daha iyi şeyler biliyor bizden. Çok daha zekiler hepsi. Ve keşfetmek bana iyi gelir mesela. Yeni yapılan sadece şarkılar, şey, o şarkılar yeni yapılan benimle müzikler. Beraber çoktan beri vardı zaten. Sırası geldi, sandıktan çıktı. Ama bundan sonra mesela şimdi yapacağımız filmde film için yeni şarkılar yapılıyor. Evet. Onu ayrıca sorayım. Bu arada aynı soruyu hepinize soracağım. Nostalji veya eskiden gelen şarkılar o filmde oynadığınız için size kıymetli gelebilir ama normal halde de anıları çağrıştırıyor mu? Kesinlikle sizin için mesela böyle ben, bir yanı var mı? Neden seyirci bu kadar sevdi? Aslında biraz onu anlamaya çalışıyorum. Unutulmuş şarkılar tekrar hit oldu. Yani burada çağın etkisi çok basit. Var. Çok hızlı yaşanıyor her şey. Biraz tadını alarak değil, öyle üstün körü yaşanıyor. Eğer öyle yaşanmasaydı, aşk gibi, sevgi gibi, arkadaşlık gibi, dostluk gibi, neyse, yani adı konulmuş ve şarkılara dönülmüş olan şeyler eğer yaşanmasaydı, ki Çağan fark ettirdi bunları, bakın dedi. Bakın gençler, bunları yaşamadığınız için sevgili Ayrin'i 40 yıl sonra mezardan çıkardınız. Ya böyle şeyler de oldu değil mi? Bu kadar nettir bu. Bu kadar, belki benim çocuklarım bunu söylemek istemiyor ama ben açıklıkla söyleyemiyorum. Söylüyorum evet, artık. Programa çağırmak yani için şey arayan oldu değil mi? Anlamazlığından sonra. Oldu bu. Aşkları yani. Da böyle, sevgileri de böyle böyle. Ondan sonra da ama bunun özlemini yaşadıkları için canım Ayrin böyle kalktılar. 30 yıl sonra mezardan çıkarttılar. Şimdi dinliyorlar gözyaşları içinde. Çünkü bunu yaşamıyorlar. Evet. 45'likler tekrar hayata geçti. Değil tabii, mi? Tabii. Hani mekan adı vermiyoruz ama o mekanlara, Çağan'ın film çektiği mekanlara hayır, yeniden gidildi. Bir de artı şu tarafı var. Baktığınız zaman yeni bir sürü genç arkadaşım, çok değerli insanlar var. Çok güzel müzikler yapıyorlar. Ben hepsini takip edemiyorum, itiraf edeyim ki, ama soruları hep sormak lazım. Neden bunlar çıktı, bu müzikler çıktı? Neden nostalji dinliyor insanlar? Ve neden müzisyenler bugün cover yapıyorlar? Evet. Bu soruyu sormak lazım. Müzik piyasasındaki duruma dönersek çok, orada çok ciddi bir olarak bunu zorluk ve lazım. Sıkıntı ve bu var. Bu coverları nereden yapıyorlar? Yani yeniden yapmıyorlar. Evet. Yeni müziklerden yapmıyorlar. Yeni müziklerden yapmıyorlar. Dönüp eskileri farklı düzenlemelerle bir kez daha dinliyoruz. Çünkü bu sözler mutlu söyleniyor oluyoruz. Artık. Ama yeni üretmek konusunda sıkıntı var. Bu arada sohbet başka bir yöne doğru gidiyor ama biz şimdi beraber olduğumuz arkadaşlarımızın yanı sıra bu akşam sahnede olacak diğer değerli isimleri Emre Karayel, Gizem Erdem, Gonca Gülsunar, Halil Sezai, Melis Birkan, Meltem Cumbul ve Tuğrul Tulekki de adlarını söyleyerek kesinlikle bir duyuralım. Ayrıca biz kamerayla ekibin geri kalanına da gittik. Onlara da duygularını sorduk. İzleyelim, öyle devam edelim. Yalnızım ben, çok yalnızım. Buymuş benim. Aslında gördüğünüz gibi biraz heyecanlı ve gerginim. Provadayız ama yine de provanın da tadı başka. Tabii işin içinde Çağan Irmak'ın ismi geçince o daha da insana bir sorumluluk yüklüyor. Daha da bir açıkçası heyecan yaratıyor. Finalde Bir Mazi Bin Hatıra'yı hep beraber ekiple seslendireceğiz. Ben de solo olarak Yalnızım Beni seslendireceğim. Uykusuz. Benim hem
yakın dostum, hem daha önce de birlikte çalıştığımız, çok da evvelinden de çalışmadan önce de hep hayranlıkla filmlerini takip ettiğim bir yönetmendi. Dolayısıyla böyle özel bir projede onun filmlerinin şarkılarını seslendirmek bu kadar güzel insanlarla, bu kadar güzel bir ekiple tabii muhteşem bir şey. Çok mutluyum gerçekten. Gel ya da git şimdi. Öncelikle çok heyecanlıyım. İlk defa bir de böyle bir şeyin içinde yer alacağım. Gerçek bir orkestrayla seyircilerin arasında hani bir mikrofon ve şarkı söylemek. Ve bütün bu güzel insanlarla birlikte olmak da ayrıca çok keyifli. Çok çok heyecanlı bir durum. O yüzden çok mutluyum ama bir yandan da çok heyecanlı ve hafif korkuyorum ama iyi, iyi bir korku diyelim. Benim için son derece gönül bağı ve duygusal bir bağ olan bir insan Çağan Irmak. Çemberimde Gülo'yan'ın da benim için yeri farklı ve dolayısıyla zaten gecede çemberimde Gülo'yu kimseye bırakmam, ben söylüyorum. Yani çok çok büyük benim için yeri. Çok çok seviyorum onu. Ben birazcık aslında müziğe dokunan birisiyim. Şu anlamda işte kendim şarkı yapıyorum, gitar çalıyorum bazen. Yani gitar çalıyorum derken akor basıyorum diyeyim size. Şarkılarım, kendi şarkılarım. Birçok yerde de şarkı söyledim ama hiç orkestra ile denemedim. Şimdi orkestra olunca işin içine biraz heyecan giriyor tabii ki. Heyecanlı ama keyifli. Yani böyle tatlı bir heyecan var üstünde. Bilmiyorum ne yapacağım. Harikasınız. Herkes çok duygulu, herkes çok heyecanlı ve bu heyecandan müthiş bir enerji ortaya çıkıyor. Şimdiden buradan hissettiğim bir enerji. Çok güzel bir gece olacak. Peki buradan bu bir konser serisine dönüşür mü acaba? Bu proje devam eder mi? Şundan söylüyorum. Geçen sene bu zamanlarda biz sevgili Halit Ergenç'le birlikteydik. Şefimiz Serdar Yalçın, Sinema Senfoni Orkestrası ve Halit inanılmaz bir performans sergiledi burada. Ve şimdi turneye gidiyorlar. Güney Amerika'ya kadar gidiyorlarmış. Bugün öğrendim. Evet. Dolayısıyla ne dersin? İş sanat sahnesinden bu özgün projelerden devamı olur mu? Yani su nereye akarsa biz de onunla beraber gideriz. Burada sizden de. Öyle bir fikir var mı gerçekten devamını şu getirmek an için? Şu an yok ama bu akşam nabız tutarız belki. Eğer geri dönür. Seyircimiz isterse, Tulu abi isterse. Her zaman. Vallahi bakarız. Olmalı diye nabız düşünüyorum. Nabız tutmak önemli. Nabız çok önemli. Hastanın kalbi atıyor mu bir bakalım. ben öyle olmasını diliyorum. Çünkü çok emek verilen ve çok... Aslında işte işin üzücü tarafı da hep bunlar İstanbul'da oluyor. Evet. Yani bu hep sadece bunun için değil, Anadolu'ya ne kadar gidebilirsek o kadar güzel aslında ki hep işte... Onlar hep maliyetli diye insanlar yaklaşmak istemiyorlar ama yani biz daha çok gitmeliyiz. Daha çok İstanbul dışındaki tabii insanlarla birlikte olmalıyız. Bu çok önemli. Evet, işte bu mesela bir yani motivasyon olabilir. Festivalde gidebildiğim kadar gidiyorum ama yani mesela bunun gitmesi güzel olur tabii yani. Umarım öyle olur. Bu arada az bir sürem kaldı ama filmle ilgili, film projesiyle ilgili biraz bir şeyler söyler miyiz? Şimdi bu akşam ki bütün şarkıcılar benim hep çalışmış olduğum oyunculardı. Hı hı. Bir tanesi bu filmde ilk kez çalışacağım oyuncu Halil Sezai. Ha, İlk Sezai defa şu olacak anda burada söylüyorum. Şöyle ki Halil zaten oyunculuktan gelme aslında. Evet, evet. Benim adım Feridun. Sevgili Mahir Ünsal Eriş'in hikayesi. Çok yükseldim, çok sevdim o hikayeyi. Böyle bir komedi, kara komedi, bütün her şeyin bir gecede geçtiği farklı bir şey olacak galiba. O yeni film. Sonra ondan sonraki film zaten böyle duruyor. Bu kadro böyle devam edecek. Yeni insanları aramıza katarak. Bu grup genişliyor yalnız, farkındasın genişlesin, değil genişlesin mi? Genişlesin. İnşallah herkesle çalışırım bir gün. Çağım ve dostları. Yani herkes olsun o. Ya herkes olsun. Evet, burada güzel bir enerji var. Bu enerjiyi
olabildiğince genişleterek, değil mi? Biraz daha geniş bir alana yayarak yolumuza devam edelim. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Prova da devam ediyor. Bu kadar da zaman ayırdınız. Son eklemek istediğimiz, söylemek istediğimiz bir şey var mı? Seyirciye bir mesajımız olsun. Neyse, Işıl abladan alalım. Hayır, ben ne diyeyim? İnşallah bu genç arkadaşlarım, hepsinde çalışmaktan onur duydum. Böyle bir rüzgar gider arkalarından, üfler de nerelere giderler, ben de dua ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok başarılı olsunlar hepsi inşallah. Evet, güzel günlere, güzel projelerle yine bir arada olalım. Efendim, bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra ajandamızdan haberlerimiz de var. Şimdilik bir ara. Sevgili seyircilerimiz, Sinema Yazarları Derneği SİAD'ın 48. kez düzenlenen ödül töreninde sinemanın en iyileri ödüllendirildi. Geceye en iyi film, yönetmen, kurgu ve senaryo ödüllerinin hepsini birden kazanan Emin Alper imzalı abluka damgasını vurdu. SİAD ödüllerinden görüntülerimiz ve haberimizle bu akşamı tamamlıyoruz. Yeni günde de buluşmayı diliyoruz. Sinema Yazarları 2015'in en iyilerini seçti. Sinema Yazarları Derneği SİAD'ın bu yıl 48. kez düzenlenen ödül töreni Şişli Kent Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sinema dünyasından yoğun bir katılımla gerçekleşen gecede önce onur ödülleri takdim edildi. Ahmet Soner, Hilmi Etikan'la oyuncu Menderes Samancılar ve Gülsen Tuncer bu yılki onur ödüllerinin sahipleri oldu. Ödül bana tekrar yaşama katılıp koşma duygusu verdi. O yüzden ben SİAD'lara çok teşekkür ediyorum. Çünkü SİAD gerçekten dik durmasını bilen, ilkesi olan bir dernek. Onur ödüllerinin ardından 2015'in kazananları birer birer açıklanmaya başlandı. Geceye en iyi film, yönetmen, kurgu ve senaryo ödüllerini kazanan Emin Alper imzalı Abluka filmi damga vurdu. Bunlar test ediyoruz. Seni ceval bir siparişi yapacağım ben inşallah. Alper'e ödülleri Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve yazar Muratan Mungan verdi. Hem senaryo, hem yönetim, hem de en iyi film ödüllerini almak, ana ödülleri almak. Hani açıkçası benim için sürpriz oldu. Bu kadarını beklemiyordum. Tabii çok gurur verici, çok mutluluk verici. Mad Max Fury Road'a en iyi yabancı film ödülünü vermek üzere sahneye gelen Cem Yılmaz, gecenin başında davetlileri bol bol güldürdü. Yabancı film kazananını açıklamamı için, beni seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu Türk sinemasına ne kadar yabancı olduğumu vurgulamak için yapılmış bir kelime oyunu olduğunu düşünüyorum. SİAD ödül törenlerinde hiç ödül almadım. Bu bana birazcık DiCaprio'yu hatırlatıyor. Elbette o gün de gelecektir. Törende en iyi erkek oyuncu ödülüne Sarmaşık filmindeki performansıyla Nadir Sarıbacak layık görüldü. Nefesim Kesilene Kadar filmindeki rolüyle Esme Madra en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Esme Madra, ödülünü tören için bir süredir yaşadığı Bodrum'dan gelen Necat İşler'in elinden aldı. SİAD'dan böyle ödüller almak tabii ki çok gurur verici. En iyi ilk film de çok güzel bir ödül. En iyi kadın oyuncu ödülü zaten yani hep istenen bir ödüldür ve çok mutlu oldum. Gecede en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü, Sarmaşık'taki performansıyla Özgür Emre Yıldırım'a, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü ise Bulantı filmiyle Şebnem Hasan İsugi'ye takdim edildi. Gecede en iyi müzik ödülü Çekmeköy Underground filmine, en iyi görüntü yönetimi Rüzgar'ın Hatıralarına, en iyi sanat yönetimi ödülü ise Çekmeceler filmine gitti. Gecede verilen emek ödülünün takdimi sırasında da Beyoğlu Emek Sineması protestosu yaşandı. Emek ödülü ise emek sineması yer göstericileri Murat Aldemir'le Hayri Akkoç'a verildi.